Bir kere bizim yani Fenerbahçe, bu seneki Fenerbahçe takımı, kurulan basketbol takımı öyle bir takım ki şu oyuncu çok iyi oynarsa kazanırız ya da şu oyuncu çok iyi oynaması lazım. Mesela dünkü takımda Brusis zaten sezon içi iyi oynadı ama dün ekstra bir oyun oynadı. Ama zaten hep bu oyunu oynuyordu ama oynamadığı gün bu takım kazanamaz. Fakat bizde en iyi oyuncularımız dün çok kötüydü. Maçı yine kazandık. Çünkü savunma yapmayı da çok iyi biliyor. Sertlik yapmayı da biliyor. Geri adım atmamayı da biliyor. Artı hücumda da her oyuncusu o kadar değişik özellikleri ve o kadar üst düzey özelliklere sahip ki o açıdan yenilmesi bir zor bir takım oluyor. Birinci avantajımız bu. Yani bizim en büyük avantajımız bir, hem çok sert oynayabiliyoruz, hem yardımlaşabiliyoruz, roller oturmuş, hem de hücumda işte dün Sulukas'ı gördünüz, işte Antic hepiniz gördünüz. Yani bunlar ilk opsiyonlar değildi belki ama hepsi müthiş bir sinerji içinde oynuyor. Bu avantaj. İkinci avantajımız bana göre biz stresi üstümüzden attık. Şimdi stres CSK'da. Neden CSK'da? Çünkü rakamları söylüyorsanız Obradoviç 9 Obradoviç'le kaç kere oynamışlar finalde? Kazanamamışlar İki herhalde. kez oynamışlar, İki ikisini de kez kaybetmişler. kaybetmişler. 9 kere final oynamış. Obradoviç 9 kere final oynamış, bir kere kaybetmiş. CSK'nın son 2-3 senedir 50 milyon 45 milyon euroları harcayarak hep olmayacak takımlara yenildiğini de şahit oluyoruz. Şimdi yapılmayan bir şeyi başarmış olduk. O da nedir? Bu kulüpler tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi, bu futbol Şampiyonlar Ligi deyin, Euro Lig, basketbol deyin, en büyük kupada final oynayan bir Türk takımı var. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Hem ülke için hem camiamız için. Bir buzi bir kere hem çok gururlandırdı hem de yarın için de umutlandırıyor. Niye umutlandırıyor? Çünkü olmayan bir şeyi başarıp şimdi bence daha rahat bir takım sahada olacaktır. CSK ile daha iki tane sistem takımının kapışmasını seyredecektir basketbol severler. O anlamda söyleyeyim yani, çünkü CSK'nın guard pozisyonundaki oyuncu yapısı öyle tam sağ presler yapmaya yönelik bir takım değil. O açıdan iki tane sistem takımının kapışması olacaktır. Ben biraz daha rahatladığımızı hissediyorum. Hiç oynamadığımız kadar tutuk, stresli bir maç oynadı oyuncularımız. Bu da normaldir ama yarın sahada çok daha iyi ve rahat bir Fenerbahçe göreceğiz. Dediğim gibi yeneriz ama boyun eğmeden sonuna kadar mücadelemizi götüreceğiz. Şimdi bunu ilk Aziz Başkan, yani acayip bir vizyonu var. Onu çok önceden gördü. Büyük ortaklıkları bir araya getirdi. Şimdi öyle olunca da bütün kulüpler bu sefer ona uymak zorunda kalıyor. Bu ortaklıklar da seni güçlü yapıyor. Ama tabii bunlar bir günde olmuyor. Yani Ülker'le başlayan süreç 2007 senesi, oradan gelen bir süreç. Ne oluyor? Yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlıyorsun. Bu da tek sahada göstereceğin performansla değildir. Yaptığın salonla, oynadığın oyunla, seyircinin değişip basketbol seyircisine doğru evrilmesiyle, ne diyeyim sana, aldığın lobiyle, bunlar kolay şeyler değil. Yani şimdi Fenerbahçe takımı Eurolig'in 11 kurucu üyesinden biri. Yani bunlar bir günde olan şeyler değil. Ama dedik ki hep ne yapacağız? İlk 4'ün içinde olan, ya ilk 8'in içinde olan 4'ü kovalayan bir takım olalım. 2 senedir 4'ü yapıyoruz. Ben sezon başında dedim, bu sene de şampiyon olabiliriz, 5 sene içinde de şampiyonuz. Önemli olan burada olmak. Biz bunu başardığımıza ben yavaş yavaş inanıyorum. İnşallah yarın her şey bizim istediğimiz gibi sonuçlanacak. Kaybedersek de hiçbir şey değil. Yine kimsenin yapmadığı bir başarı yapmış olacağız. Artı Euroleague takım, yani Final Four takımı olma apoletini üstümüze takacağız. O açıdan her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. İnşallah oyuncularımız da keyfini çıkarsın, seyircilerimiz de keyfini çıkarsın. Yarın bu güzel ülkeye, bu güzel camiaya zafer daha.